Geçen ayki okumamızda hükümdarın e, ögdülmüş gibi e, şu anda iki şeyde çalıştırıyoruz da problem yok. Hükümdarın ögdülmüşün e, yani ögdülmüş gibi birisine daha gereksinim duyduğundan dolayı ikinci bir ögdülmüş kendisi gibi başka birisinin varlığını Araştırmaya yönelmişti. İşte bunun için de Ögdülmiş'e senin gibi bir akraban var mı diye arayıp aramasını, soruşturmasını istemişti. Ögdülmiş böyle birisinin var olduğunu ama devlet hizmetinde çalışır mı çalışmaz mı buna ilişkin bir fikrin olmadığını söylemişti. Ve hükümdar bu kişi Odgur'muştu biliyorsunuz. Ögdülmiş'in tavsiye ettiği, hükümdara tavsiye ettiği kişi. Hükümdar da Ögdürmüş'e e, bir mektup yazmıştı. Ögdilmişle e, o mektubu Ögdilmiş'ten iletmesini Odgurmuş'a ilet, iletmesini istemişti. Tam da biz bu noktada burada kaldık. Ögdilmiş Odgurmuş'a tapa barmışın ayur. Ögdilmişin Odgurmuş'a doğru gittiğini anlatır bir bahis bu. Tapa e, bir son çekim edatı, edat yani. E doğru anlamında Odgurmuş'a doğru, Odgurmuş'a gittiğini anlatır. 3289. beyit Ederledi terkin atını tutup, kadaşı tapa bardı evdin turup. Ederlemek, eğerlemek, atını eğerlemek. Terkin, terk, geçmişti, hızlı, çabuk. Terkin de aynı anlamda, hızlıca, acele, çabuk. Atını tutup hızlıca eğerledi. Hızlıca atını tutup eğerledi. Akrabasına doğru evden çıkıp akrabasına doğru gitti. Burada Öktürmüş evinden çıkıp akrabasına, Okdurmuş'a ok doğru gidiyor. Karşılaşıyorlar ve ögdülmişin sözleri geliyor şimdi yüz yüze konuşmaları. Uluş ketni kottun yakın kakadaş, kişide yaradın biliş yok adaş. Uluş kent bir ikileme, şehir, memleket, ülkeler. Kakadaş da bir ikileme, ka, kadaş, akraba, kardeş anlamına geliyor. K, K kelimesi Çince bir kelime diyebiliyoruz bunu, Çince, kardeş anlamında kakadaş ikileme, akraba, yakın arkadaş, kardeş. Diyor ki e, Ögdilmiş Odgurmuş'a, şehirleri memleketleri bıraktın, uluş ketni kottun, yakın kakadaş. Şehirleri, memleketleri ve yakın akraba kardeşleri bıraktın. Memleketleri, şehirleri, yakın kardeş ve akrabaları bıraktın. Kişide yıradın, kişilerden uzaklaştın. Yıramak, ayrılmak, uzaklaşmak, ıramak fiili. Kişilerden, insanlardan uzaklaştın. Biliş yok, adaş. Biliş, adaş. Bu da bir ikileme. Araya yok girmiş. Tanıdık, arkadaş, eş, dost yok. Burada Odgurmuş'un durumunu söylüyor, ögdilmiş. Şehirleri, memleketleri, yakın akraba ve kardeşleri bıraktın. İnsanlardan uzaklaştın. Tanıdıkların yok, arkadaşların yok. Apa oğlanı barça yalnız umaz, özün munda yalnız kalı iklemez. Apa oğlanı insanoğlu, barça insanoğlunun hepsi ya da insanoğlunun hiçbirisi. İnsanoğlunun hiçbirisi yalnız umaz, yalnız yapamaz, yalnız muktedir olamaz. Umak fiili muktedir olmak, gücü yetmekti yalnız muktedir olamaz. Özün munda yalnız kalı iklemez. Sen kendin burada yalnızsın. Kalı iklemez. Şimdi Reşit Rahmeti tercümesinde sizin elinizdeki tercümede de ne yazıyor orada? Hasta da olabilirsin diye tercüme etmiş. Bu tam harfiyen bir tercüme değil aslında. İklemez hastalanmaz. Mazmez bildiğiniz geniş zaman Kalı kelimesinin de bağlaç olduğunu düşünürsek nasıl tercüme etmek lazım? Harfiyen tercüme etmek istesek. Nasıl yapabiliriz? Kelime, kelime kelime tercüme etmek istesek. Sen burada özün munda yalnız. Sen burada yalnızsın. Kalı iklemez. Nasıl tercüme edebiliriz? nasıl hastalanmaz? Yani nasıl hastalanmaz? Hastalanmadan nasıl durabilirsin? Hastalanmadan olmaz. Tabii nasıl hastalanmazsın? Sen burada yalnızsın. Özün bunda yalnız kalı iklemez. Kalının nasıl anlamı da var. Nasıl? Niçin? İşte eğer gibi bir bağlaç bu. Nasıl hastalanmaz? Nasıl hastalanmazsın dememiz lazım. Evet hastalanmamak mümkün değil. Burada yalnızsın diyor. İnsanoğlu yalnız yapamaz, yalnız muktedir değildir. Sen burada yalnızsın. Nasıl hastalanmazsın? Ne gü ol, nelük, munça emger özün, mana belgülü ay, bileğin sözün. Neden ve niçin? Ne gü, nelük, nelük de niçin demek? Neden niçin bunca emger özün kendini emgemek, eziyet etmek, acı çekmek, çektirmek? Kendine niçin bu kadar acı çektiriyorsun, eziyet ediyorsun? Mana belgülü ay. Bana açıkça, belgülü belli demek. Belli. Tam şu anki Türkçe devamı bu kelimenin belli demek Türkçede. Bana açıkça söyle ay. Aymak söylemek, bana açıkça söyle, sözünü bileyim. Bileyin sözün. Niçin bu kadar bu kadar bu kadar kendine eziyet ediyorsun, acı çektiriyorsun? Bana açıkça söyle, sözünü bileyim. Şimdi Odgurmuş'un cevabı geliyor Ögdilmiş'e. Bu dünya işine katılmış kişi kılumaz tapu birle ukbi işi. Ukbi ahiret demek, bu dünya işine katılan kişi, yani bu dünya ile meşgul olan kişi, kılmaz, tapu, ibadet demekti. İbadetle ahiret işlerini yapamaz, kılmaz, yapamaz, gerçekleştiremez, kılamaz yani. Bu dünya işlerine, dünya ile meşgul olan kişi, dünya işlerine katılan, iştirak eden kişi, ibadetle ahiret işlerini, yapamaz. Bunları eksik bırakır. Dünya işine dalan kişiyim. Devam ediyor yine. Bu yanglı üçün men uluş kent kodup bu yerke sığındım ağır yük yüdüp. Bu yangını için işte bu sebeple, bu türden dolayı, bu sebepten dolayı ben uluş kent kodup şehirlerin memleketleri bırakıp bu yere sığındım. Bu yerke sığındım ağır yük yüdüp, ağır yük yüklenip, ağır zahmetler çekip, ağır zahmetlerin altına girip buraya sığındım, bu yere sığındım diyor. Yani e, bulunduğu yere inzivaya çekilmesinin sebebini bu sebepten, bu işlerden dolayı yani dünya ile ilgilenen kişinin, kişinin ibadet ve ahiret işlerini yapamayacağı için ben bu yere sığındım, Böylece ağır zahmetlere katlandım, katlanıyorum diyor. Şimdi başka bir başlık. Od gurmuş ke dünyanın ayıplarını ayur. 3513. beyit. Ot gurmuş öklülmüşe Dünyanın ayıplarını, dünyanın kusurlarını anlatıyor. Artık burada ile odgurmuşun karşılıklı konuşmaları var. İkisi birbirini ikna etmeye çalışıyor buradan. Ne diyor odgurmuş? Bu dünya özün ket sevitmiş sana, kamu aybı erdem körünmüş sana. Bu dünya özün kendisini pek sevdirmiş sana. Ket pek çok. Sevitmek, sevdirmek sana çok sevdirmiş bu dünya kendisini. Kamu ayıbı erdem körünmüş sana. Bütün kusurları, bütün ayıpları sana erdem fazilet olarak görünmüş. Tan ermez senin din meselde kelir. Kayu nen sevük bolsa ayıbı barır. Tan ermez, şaşılmaz. Tuhaf değil. Senin din meselde gelir. Senden yana yani bu seninle ilgili meselde de vardır. Bir mesel de vardır. Senin durumunla ilgili. Kayunen sevî bolsa her şey herhangi bir şey ya da Kayunen hangi şey sevimli olsa, aziz olsa, sevimli olsa aybı barır. Kusuru gider, kaybolur. Yani hangi şey sevimli görünürse Sevgili gelirse kişiye onun kusurları görünmez kaybolur. Meselde de vardır diyor. Ayı edgü ermez bu dünyaneni kimin bolsa evler kılınçı yanı. Ayı o da pek çok demek. Pek iyi değil bu dünyaneni. Neng, mal eşya şey demekti? Bu dünya malı pek iyi değildir. Kimin bolsa evler. Evirmek, döndürmek, çevirmek, değiştirmek anlamına geliyor. Bu mal diyor dünya malı kimin olsa evrer kılınçı yanı. Kılınç yan. Bu da davranış, huy, tabiat demek. İnsanın davranışı ve tabiatı değişir. Bu dünya malı pek iyi bir şey değil. Kimde olsa, bu dünya malı kimde bulunsa onun davranışları, tabiatı değişir. Bu dünya yagı ol. Etöz bir yagı. Buradaki ol da dır anlamına geliyor. Bu dünya düşmandır. Etöz bir yagı. Vücut bir düşman. Bu dünya düşmandır. Vücutta başka bir düşman. Bu iki yagının yadığılı ağı. Ağ bildiğiniz ağ, örümcek ağı. Bu iki yagının, bu iki düşmanın ağı yayılmış. Yadığlı de y olmuş. Yayılı de, yani. Bugün tam Türkçe dengi bu kelimenin. Yayılı, yayılmış yani. Bu iki düşmanın ağı her tarafa yayılmış diyor. Hangi neymiş bu iki düşman? Bir tanesi dünya bir tanesi de vücut. Şimdi bunlar Odgurmuş'un Ögdilmiş'e e, dünyayı kötülemek için, dünyadan uzak durmak için söylediği sözler. Ögdilmiş ne diyor acaba? Ögdilmiş Odgurmuş'ka dünya birle ukubi kazgan gusun ayur. Ögdilmiş Odgurmuş'a dünya ile ahireti kazanmak gerektiğini, dünya e, Dünya ile ahiretin kazanılacağını anlatır. Yani öklümişte e, ahiretin kazanılmasında dünyanın bir araç, bir vasıta olarak kullanılabileceğini anlatacak muhtemelen. 3648. beyit. Neçe anda erse bu dünya hali açığı kılma özke tireklik yolu. Neçe anda erse ne kadar böyle ise de ne kadar öyle ise de bu dünya hali, bu dünya diyor her ne kadar senin böyle anlattığın gibi ise de açığı kılma. Acı, acı kılma, acılaştırma, zehirleştirme, zehir etme. Özke, triklik yolu. Triklik, hayat demek. Bu hayat yolunu, bu yaşamı, bu hayatı kendine zehir zehretme bu dünya hali her ne kadar böyleyse de, senin dediğin gibi ise de hayatını, hayat yolunu kendine zehir etme. Helal dünya bulsa yese kazganıp, çıgayka ülese anındın alıp. Helal dünya bulmalı, yese kazganıp, kazanıp yemeli. Helal dünya dünya bulsa bulmalı, kazanıp yemeli çıgayka ülese çıgay fakir fakire paylaştırmalı ülemek üleştirmek paylaştırmak fakire paylaştırmalı anıngdın alıp ondan alıp yani dünyadan alıp fakire de üleştirmek gerekir fakire dağıtmak gerekir helal dünya bulmalı kazanıp yemeli fakire üleştirmeli ondan alıp fakirlere pay etmeli Artık Öklielmişte dünyadan nasıl e, iyilikler yapılabileceğini, dünyayı vasıta kılıp nasıl iyilikler yapılabileceğini anlatıyor artık. 3672. beyit. Bayat yarlığın kıl özün kullukı, uçup kir sarayka erecin salın. Yarlığı ferman, emir. Bayat yarlığın kıl. Allah'ın emirlerini ve özün kulluğu ve kendinin kulluk görevlerini, kulluğunu yerine getir. Yap. Uçup kir sarayka erecin salın. Erej huzur, refah. Salınmak bildiğiniz salınmak fiili yani rahatla, huzurla salınarak huzurla salınarak uçarak saraya gir diyor. Yani burada hükümdar Odgurmuş'u kendi hizmetine davet etmişti. Artık burada övdülmüş Odgurmuş'a Allah'ın emirlerini ve kendi kulluğunu yerine getir. Böylece e, hükümdarın teklifini reddetme, uçarak huzurlu bir şekilde, rahat bir şekilde saraya gir diyor. Saraya hizmet etmeye başla, saraya gel diye davet ediyor artık. 3732. beyit. 5.900 bin Elinizde kitap da mı? Evet. 5.900 Acaba bunun devamında mı? Niye öyle oldu? Acaba yanlış mı kopyalandı, eklendi elinizdeki? Peki bu e, 3732 hiç görünüyor mu sayfanızda? Hani ilerleyen sayfalarda falan belki oraya mı? Yanlış yere mi? Efendim? Sonra hiç 3700'ler gelmemiş mi? Allah Allah. Kaç demiştiniz? Beş bin. Yani şu beyitler var mı? Yok, bunlar da yok. Yani muhtemelen bundan sonraki okuma, herhalde yanlış elinize yanlış eklenmiş diye tahmin ediyorum ben. Biz buradan devam etsek problem olur mu? 3.732. Yani elinizde yanlış kopyalanmış diye tahmin ediyorum ben. Tabi alabilirsiniz. Yani belki gelecek ay son okum olacak zaten herhalde son okumada bunları tekrar bir birleştirip e, size ulaştırırız diye tahmin ediyorum. Son e, şeyde şeyi ben size yine buradan son okuyacağımız beyitleri de göstereyim az sonra. Gelecek ayın okumasına. Ya işte böyle son dört okumayı falan aşağı yukarı birleştirip erken istemişlerdi benden. Herhalde onları işte kopyalarken yapıştırırken muhtemelen yanlışlıklar oldu diye tahmin ediyorum. Eksik sayfalar oluştu. Eksik sayfalar oluştu. Evet. Tamam. Hı hı. Tamam. Şimdi Ögdülmüş, Odgurmuş'u davet etti. Hükümdarın sarayına gel. Dedi. Şimdi Odgurmuş eli ke bitip biti bitip ıtmışın ayur. Oralardan okunabiliyor mu? Odgurmuş hükümdara mektup yazıp gönderdiğini söyler. Bu sefer Odgurmuş hükümdara bir mektup yazıyor şimdi. Cevaben 3732. beyit diyor ki: Eli yarlıkamış biti birle söz okudum bitiğin yaruk boldu köz. Hükümdar eli Lütfetmiş, yarlıkamak, buyurmak, lütfetmek, bağışlamak, lütfetmiş, biti birle söz, mektupla sözlerini bahşetmiş. Yani bana bir söz, mektup lütfetmiş hükümdar. Okudum bitiğin, mektubunu okudum, yaruk boldu köz, köz yaruk bolmak diye bir deyim bu. Göz parlamak, göz aydınlanmak, e sevinmek anlamında mektubunu okudum. Gözüm parladı, gözüm sevinçle parladı, sevindim. Yeme vade kılmış üküş edgülük, ağırlık açığlar yegük edgülük. Buna ilaveten yeme, dade ayrıca vade kılmış üküş edgülük. Çok iyilikler vade kılmış, çok iyiliklerin sözünü vermiş bana. Ağırlığı açığlar yegük edgülük değer, ağırlık, değer, kıymet vermiş. Kıymet vereceğinin sözünü veriyor. Açı, ihsan demek. İhsanların sözünü veriyor. Yegü, kedgülük, Yiyecek ve giyecekler. Yani hükümdarın mektubunu okuduğunda hükümdarın kendisine pek çok iyiliklerin, kıymetin, ihsanların, yiyecek ve giyeceklerin sözünü verdiğini sözünü vermiş diyor hükümdardan için velikin bu birkaç müni bar adın lakin mün kusur demek mün bu birkaç müni bar adın başka adın başka demek bundan başka lakin bu birkaç şeyden başka kusurları var bunun kusurları var özüm varsa yası ma kelgey kedin yaz bu da zarar ziyan demek ben özüm kendim gelirsem varırsam zararı sonra kedin sonra demek sonra sonra da zararı gelecek yani odgurmuş kendisi hükümdarın teklifini kabul ederse eğer kabul edersem diyor bunun birkaç zararı var bana her ne kadar Yiyecek, giyecek, ihsan, değer, kıymet ve pek çok iyilik sözü vermiş hükümdar. Ama e, kendisinin gelmesinin birkaç kusuru var diyor. Ben oraya varırsam sonra da bunun zararları ortaya çıkacak, zararları gelecek. Neymiş şimdi onlar? Onları söyleyecek. Bayatka sığındım, özü bekledim. Bu din birle iman küdessü idim. Küdezmek, korumak, gözetmek, muhafaza etmek. Allah'a sığındım, bayatka sığındım, özü bekledim. Özümü, kendimi muhafaza ederek beklemek, muhafaza etmek, korumak anlamına geliyor. Şimdi Türkçe'de daha farklı anlamda. Kendimi muhafaza ederek, koruyarak Allah'a sığındım. Bu din birle iman küdesi idim. İdim, Rabbim, Allah'ın bu dinle imanımı korusun, muhafaza etsin. Ay eli, bu dört hacetim kıl reva. Ey hükümdar, bu dört hacetimi, bu dört ihtiyacımı reva kıl. Reva kılmak. Ne demek reva kılmak? Yerine getirmek, kabul etmek, onaylamak, uygun görmek, bu dört hacetimi karşılamak, bu dört hacetimi reva kıl, karşıla, yerine getir. Sana tapnayın men, sana hizmet edeyim. Eli yüz ova, eli el ve yüz oluşturarak, el ve yüz oluşturarak sana kulluk edeyim, sana hizmet edeyim. Yani burada Otgurmuş hükümdara bir şart söylüyor. Şu dört hacetimi yerine getir, şu dört hacetimi ihtiyacımı karşıla, sana el yüz ovuşturarak sana ibadet, hizmet edeyim diyor. Burada mesela tercümesinde de görüyorsunuz bu Reştirameti Arat'ın tercümesi. Reştirameti Arat El yüz öperek diye tercüme etmiş. Burada el yüz ovuşturmak bir deyim anla, bir deyim olmalı ama nasıl bir anlama gelebilir sizce? Yani el yüz öperek değil herhalde. El yüz öperek demiyor çünkü. Herhalde dediğiniz gibi samimiyetle sadakatle gibi o anlamda olması gerektiği düşünüyorum ben de. El yüz ovuşturmak Neymiş şimdi o dört haceti? Onları söylüyor. Tiriklik kolur men. Özüm ölgüsüz. Kolmak istemek, dilemek demekti. Tiriklik hayat. Hayat isterim. Özüm ölgüsüz. Kendimin ölmeyeceği bir hayat isterim. Yani ölümsüz bir hayat isterim. Yigitlik tilermen. Yigitlik Yiğit kelimesi ama eski Türkçede anlamı farklıydı. Neydi? Yiğit genç demekti. Yiğitlik dilermen, gençlik isterim. Karı bolgusuz. Karı ihtiyar, yaşlı. Yaşlı olmaksızın, ihtiyarlamaksızın gençlik isterim. Esen tut beni sen, tuçu iksizin. Beni sağlıkta tut, esen tut. Tuçu her daim iksizin her daim hastalanmaksızın Hastala, hastalanmadan beni sağlıkta tut, esen tut. Bayut kıl, çıgay kılma kıl. Bayutmak bay zengindi. Zenginleştir. Fakirleştirme. Çıgay kılma kıl. sizin Neng maldı az önce geçmişti. Malsız malsız bir şekilde beni zenginleştir, malsız, fakir kılma, fakirleştirme. İşte bunlar istiyor hükümdardan. Neler istiyormuş? Ölümsüz bir hayat, yaşlanmaksızın, ihtiyarlamaksızın gençlik istiyor. Hastalanmadan sağ salim kalmak istiyor devamlı. Ve bir de malsız kalmak istemiyor. Sürekli zengin kalmak istiyor. Bunları bu hacetimi karşılarsa gelirim diyor. Bu tört mana ver? Efendim? De Muhtemelen. Şimdi konuşmaları gelecek. Bu tört mana ver? Sana tapmayın. Bu dört şeyi bu dört şeyi bana ver. Sana hizmet edeyim. Sevü can. Yululup özüm etneyin. Sevgili aziz canımı yululamak, feda etmek. Sevgili canımı, aziz canımı feda edeyim. Özüm etneyin. Etinmek çok geçmişti. Hazırlık yapmak, hazırlanmak demekti. Kendimi hazırlayarak, kendimi sana hazırlayarak sevgili canımı, aziz canımı da feda edeyim. Bu dört şeyi bana ver, sana hizmet edeyim kendimi hazırlayarak aziz canımı feda edeyim diyor. tüketti sözün türdi badı biti sunup verdi aldı kadaşı teti. sözlerini bitirdi, tüketti, bitirdi. türdi badı biti mektubunu dürdü, bağladı. bamak bağlamak demek. mektubunu dürdü ve bağladı. sunup verdi uzatıyor e, öklilmişe kardeşine uzattı verdi kardeşi akrabası Zeki Teti Zeki demekti. Zeki insan aldı mektubu. Nereden? Evet. Yani el yüz ovuşturmanın anlamı mı? Yani elini yüzünü ovuşturmak, hani elini yüzünü ne olabilir? Yani elini yüzünü çiğnemek veya yani elini yüzünü eskitmek, eskitmek hizmete vermek gibi belki olabilir. Hı hı. Yani bunları çalışmak lazım işte. El yüz ovmak acaba Kutatku birlikte başka bir yerde geçiyor mu? Yani Reşit Rahmeti Arat'ın tercümesi tam bunu yansıtmıyor bence bu deyimi. Ee, başka bir e, dilci vardı Robert Dankov diye. Bunu şey, Kutatku bile İngilizce'ye tercüme etmişti. Tercümesi. Ben oraya bakmıştım. Orada sanki bu deyimi e, nasıl karşılamıştı? Yani teslimiyet yani eli el ve el yüz ovuşturmayı tam kelime karşılığı ne demek lazım? <laughs> Yok ama cümlenin anlamına baktığımızda öyle bir şey değil bu. Yani şu dört e, hacetimi yerine getir. Ben de sana eli yüz, el yüz ovuşturarak hizmet edeyim diyor. Yani elini yüzünü ovuşturmak belki mütevazilikle gibi olabilir belki. Alçak gönüllülükle. Sanki şeyin çevirisi böyleydi diye hatırlıyorum. Dankov'un çevirisi. Alçak gönüllülükle hizmet edeyim diye çevirmiş o. Belki böyle olabilir. Alçak gönüllüce hizmet edeyim sana. Yani el yüz ovuşturmak biraz böyle sanki mahcubiyet, evet. eğilmek, Eğilmek gibi aynı zamanda sadakat göstermek, itaat etmek, böyle eğilerek e, alçak gönüllülükle mütevazi bir şekilde hizmet edeyim herhalde. İşte bunları tespit edip çalışmak lazım.

Aynı zamanda çoğulluğu da ifade ediyor eski Türkçe metinlerde. Yani bazı ekler var ama onlar sadece bazı kelimelere eklenen ekler. Bunun yanında kelime çoğul yapılırken özel bir durum yok. Kelimenin yalın hali aynı zamanda çoğul ifadesi içinde kullanılıyor metinlerde. Eski Türk yazıtlarında da, Oron yazıtlarında da okurken dikkat edin böyle örnek çok. Yani kelime yalın halde tekil gibi görünüyor daha doğrusu ama cümle bağlamından çoğul olarak tercüme ediliyor mesela. 3833 Yani ot gurmuş hükümdara gelemeyeceğini, gidemeyeceğini aslında söylüyor bir bakıma. Örü turdu ögdülmüş aydı sözüm kesildi. Örü turdu ögdülmüş aydı sözüm kesildi. Senin din barayın özüm. Ayağa kalktı, ögdülmüş ayağa kalktı. Dedi ki: Sözüm bitti. Sözüm kesildi senin din. Senden yana sözüm kesildi. Barayın özüm ben gideyim. Diyor Ögdülmüş. Çıkıp Ögdülmüş ayrılıyor Odgurmuş'un yanından. Tekrar hükümdara saraya geliyor. Çıkıp karşıka vardı Evdin Turup. Evden çıkıp karşı saray demek karşı. Saraya vardı. Eli kek köründü özü yol kolup. Kendisi özü yol isteyip, yol arayarak, yol arayarak hükümdara göründü. Yani hükümdarın huzuruna çıktı. Biti verdi ögdülmüş, aşnu Turup, önce kalkıp aşnu önce demekti. Önce kalkıp ögdülmüş mektubu verdi hükümdara. Mektup veriyor. Odgurmuş'un yazdığı mektubu eli aldı, açtı, okudu, korup. Hükümdar koruyarak yani muhafaza ederek onu aldı, açtı ve okudu mektubu. Yüzü kızdı, ondı yana kül çirip, sakındı bir anca uzun keç erip. Yüzü kızdı, yüzü kızgınlaştı, öfkeleşti, öfkelendi. Onmak, sararmak, solmak demek. Yüzü öfkelendi, yüzü kızdı, sarardı yüzü, soldu. Yana kül çirip, tekrar gülümseyerek sakındı, düşündü bir anca uzun keç erip bir müddet teessürle, hüzünle ermek kapalı e hüzne kapılmak, masumlaşmak bir müddet teessürle hüzünle düşünceye daldı. Yani mektubu okuyunca bir kızgınlaşıyor, işte öfkeleniyor. Tekrar gülüyor sonra. Masum bir halde düşünceye daldı. Şimdi burada benim beyitlerde atladığım uzun bir kısım var. Ben onu orada ne geçtiğini böyle yanında cümlelerle ifade ettim. İsterseniz buradan okuyayım. Hükümdar ileri bir zamanda, yani onun mektubunu okuyunca gelmeyeceği ortaya çıkınca bir, bir vakit geçiyor, bir müddet geçiyor, bir dönem geçiyor. Hükümdar ileri bir zamanda Odgurmuş'a ikinci bir mektup yazar. Ve yine Ögdülmüş'le gönderir. İkinci bir mektup gönderiyor. Ögdülmüş, Odgurmuş'a beylere hizmet etmenin usul ve nizamını. Şimdi Ögdülmüş ikinci kez gittiğinde Odgurmuş'a bu sefer ona az önce işte dünya vasıtasıyla dünyada neler yaparak iyilikler yapabileceğini, ahiret hayatını kazanabileceğini anlatmıştı. Şimdi bu ikinci mektubunda bu sefer başka hizmetler yaparak, sarayda başka hizmetlerde bulunarak ahiret hayatını kazanabilirsin tarzında şeyler söylüyor. Neler anlatıyor mesela? Ökdilmiş Odgurmuş'a beylere hizmet etmenin usul ve nizamını, bu sefer onun geleceğini düşünerek işte neler yapacağını, sarayda neler yapabileceğini anlatıyor. Kapıdaki hizmetkarlar ile nasıl geçinileceğini avam ile nasıl münasebet kurulması lazım geldiğini, alimler ile nasıl münasebet kurulacağını, tabipler, efsuncular, rüya tabircileri, müneccimler, şairler, çiftçiler, satıcılar, hayvan yetiştirenler, zanaat erbabı, fakirler ile nasıl münasebet kurulacağını, nasıl evlenileceğini, çocukların nasıl terbiye edileceğini, hizmetçilere nasıl muamele edileceğini, Ziyafete gitmenin adabını, ziyafete davet usulünü anlatır. Odgurmuş ise buna karşılık olarak dünyadan yüz çevirip olana kanaat ettiğini anlatır. Yani Odgurmuş her halükarda bunlarla bir meşgul olamayacağını, ilgisinin olamayacağını dünyadan yüz çevirerek var olana kanaat ettiğini anlatıyor. Ve Öktülmüş yine onun mektubunu da iletiyor hükümdara. Hükümdar kün toğdu daha sonra yine bir müddet geçiyor. Üçüncü kez bu sefer Otgurmuş'u yine davet ediyor. Fakat bu kez onu kendisine hizmet etmek için davet etmez. Sadece yüzünü görmek istediğini iletir. Bunun için yine Ökdülmüş'ü görevlendirir. Ökdülmüş bunu iletmek için Otgurmuş'u tekrar ziyarete gider ve hükümdarın dileğini iletir. Bir müddet sonra Otgurmuş hükümdarı ziyarete gelir. Üçüncü davetini kabul ediyor fakat hizmet için değil sadece hükümdarla tanışmak için Odgurmuş geliyor hükümdarın yanına. Önce Ögdülmüş'ün evine uğrar daha sonra hükümdarın huzuruna çıkarlar beraber Ögdülmüş ve Odgurmuş birlikte hükümdarın huzuruna çıkıyorlar. Şurası 5052. beyit. Hükümdar konuşuyor. Bilirsen selam fazlı artu ulu. Kim aşnu aşunsa açar bu yolu. Hükümdar şöyle diyor. Bilirsen bilirsin ki selam fazileti artu ulu, çok yücedir, çok uludur. Selamın fazileti. Kim aşnu aşunsa, kim bunu önce yaparsa, bu selam işini kim önce verirse selamı, önce yaparsa açar bu yolu. Bu yolu açar. Yani selamın Fazilet yolunu, faziletini açar. Kim önce selam verirse bu fazilet yolu da açılmış olur diyor. ''Meni gördün erse selam kılmadın. Beni gördüğünde selam vermedin. Bunu hükümdar söylüyor Odgurmuş'a. Bu fazlı muyanı kalı kolmadın. Bu fazilet ve sevabı muyan sevap demek. Bu fazileti ve sevabı neden istemedin? Kalı burada neden? Niçin anlamına geliyor? Kolmak istemekti. Beni gördüğünde selam vermedin, bu fazileti ve sevabı niye istemedin diye soruyor. Yanut verdi Odgurmuş. Aydı. Odgurmuş cevap verdi ve dedi: Selam bilip kılmadım. Men en aşnu ulam. Ben ilk önce bilerek selam vermedim. Eman verdi erke selam kılguçu selamet bulundu aleyk alguçu yine odgurmuşun konuşmaları bunlar selam kılan selam veren kimse selam kılguçu eman verdi erke İnsanlara eman emniyet güven verir selam veren insan karşısındakine güven verir aşundursa selamet bulundu Aleyk algıçı Selamı ale alan Aleyk Algucu selamı alan selamette olur. Selamette bulunur. Yani güvende bulunur selamı alan kişi. Selam veren kişi karşıdakine güven verir. Selamı alan kimse de güvende olur. Uluğlar kerek. Kim kiçike selam. Aşundursa ötrü bolur iş tamam. Uluğlar yani büyükler gerek ki kiçike selam, küçüklere selam vermesi gerek. Büyüklerin küçüklere selam vermesi gerek. Aşundursa ötrü bolur iş tamam. Eğer böyle yaparsa, böyle olursa sonra ötrü sonra İşler tamam olur. Yani ot gurmuşa göre huzura giren kimse selamı vermemesi lazım ona göre, ona göre büyükler küçüklere önce selam vermesi gerek. Eğer böyle olursa işler tamam olur. Yani bizim e, kült Evet. Tabi burada işte şimdi açıklayacak onu birazdan. O artık onun düşüncesini çürütmek çürütmeye çalışıyor. Farklı bir şey düşünüyor. Yani Odgurmuş'a göre büyükler, hükümdarlar halka, kişilere selam vermesi gerekir. Büyükler küçüklere selam verir. Çünkü büyüklerin verdiği selam insanlara emniyet, güven verir diye düşünüyor. Selam alan kişi de güvende olur, emniyette olur, selamette olur diye düşünüyor. Yani burada huzura çıktıktan sonra hükümdarla Odgurmuş'un karşılıklı bir diyaloğu var. Ee, i̇şte birbirini test ediyorlar aslında burada. Daha, daha önce de buna benzer diyaloglar çok geçti aslında. Ait hükümdar ilk veziri olan Ait da buna benzer diyaloglar yapmıştı hatırlıyorsanız. İşte çok aralarında konuşmalar geçiyor. En sonunda evet ben seni test ettim. Senin erdemli, faziletli bana vezir olacak birisi olduğunu gördüm falan deyip vezirliğe getiriyordu mesela. Burada da yine birbirleriyle buna benzer atışmalar tabiri caizse var. Şimdi açıklıyor bunu Odgurmuş niye böyle söylediğini. Körü bar, dikkat et. Kara beyke kılmaz selam. Kara Kara bodun diye geçiyordu hatırlıyorsanız geçmişti. Kara bodun sıradan halk, avam yani. Kara burada eksiltili bir kullanım var. Bodun kelimesini kullanmamız sadece kara diyor. Kara burada halkı kastediyor, sıradan halkı. Kara beyke kılmaz selam. Halk 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 bey'e selam vermez. Dikkat edersen diyor, dikkat et. Halk bey'e selam vermez. Bu mani için ol. Ay Bilgi tamam, ey bilgisi tamam, ey bilgisi geniş, olgun insan, bu mana içindir, bundan dolayıdır diyor. Yani kendi az önceki söylediklerinden dolayı, işte bundan dolayı, benim söylediklerimden dolayı halk beye selam vermiyor, vermez. Şimdi hükümdar konuşuyor. Eli aydı ukkıl ay bilgi ulu. Hükümdar dedi okumak anlamak, anla, ey bilgisi yüce, Tilekim bu ol, sende aç kıl yolu, Dileğim budur ki, dileğim şudur, senden aç kıl yolu, yolu aç.'' Yani burada e, iyiliklerin, güzelliklerin yolunu bana aç, anlat demek istiyor hükümdar. Onun az önceki bu söylediklerine ikna oluyor, kani oluyor ve ondan daha başka iyilikler daha başka güzellikler istiyor odgurmuştan. Odgurmuş eliike pent vermişin ayur. Odgurmuş hüküm hükümdara hükümdara nasihat ettiğini anlatıyor odgurmuşun. Bu kıvçak kovu dünya keçki ajun neçe bey karıttı karımaz özün. Kıvçak kovu ikileme kov boş içi boş demek. Kıvıçak kova. Bu kıvıçak kova dünya, bu boş dünya, bu kof dünya Keçki Ajun eski bir dünyadır. Neçe bey karıttı karımaz özün. Ne kadar bey ihtiyarlattı, yaşlandırdı. Karımaz özün kendisi yaşlanmaz, ihtiyarlamaz. Bu boş dünya, bu kof dünya çok eski bir dünyadır. Ne kadar bey ihtiyarlattı ama kendisi ihtiyarlamaz. 5134. beyit devam ediyor nasihatlerine. Seni tek seni tek Telim Bey keçürdi sevip sana ma anundı keçürgey evip. Senin gibi pek çok beyi sevip burada reşit rahmeti aratın tercümesi sevdi ve bıraktı diye tercüme etmiş. Bu bildiğiniz geçirmek fiili aslında ama burada başka bir anlamı var. Senin gibi pek çok beyi sevip yani burada keçürmek e, Klauzon diye bir Türkoloğun sözlüğü var. Gördünüz mü, bildiniz mi, duydunuz mu ya da? Etimolojik sözlüğü var. Eski Türkçenin e, 13. yüzyıl öncesine kadar, 13. yüzyıl öncesine kadar Türkçede kullanılmış kelimelerin etimolojik bir sözlüğü bu. Bu sözlüğe baktım ben. Burada reştiramet aratın tercümesi pek uygun değil. Yani keçürmek fiilinin bırakmak gibi bir anlamı olmaz. Olmaması lazım. Sevdi ve bıraktı. Yani sevdi tamam ama bıraktı pek uygun değil. Senin gibi birçok beyi sevdi. Orada keçürmek fiilinin göçtü, göçürmek anlamında yani seni hayatını sona erdirdi, öldürdü gibi bir anlamı da var. Burada bu anlamda olmalı diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum senin gibi pek çok beyi sevdi. Yani önce seviyor, sevip sonra göçürüyor, sonra öldürüyor, hayatını bitiriyor yani, tüketiyor. Sana ma anundı keçürgey evip. Sana da hazırlandı. Anunmak, hazırlanmak, sana da hazırlık yaptı. Evmek, acele etmek, hızlı davranmak, acele etmek. Acele edip hızlıca keçürgey. Seni de göçürecek. Bu dünyadan bahsetmişti bir önceki beytte. İşte bu dünya senin gibi pek çok beyi önce sevdi, sevip öldürdü. Hayatını bitirdi, göçürdü yani. Sana da hazırlandı, sana da hazırlık yaptı. Hızlı bir şekilde keçürgeyi seni de göçürecek, öldürecek diyor. Ereşke avınma sen içme suçi ''Teniz ol, bu iki anar yok keçi, rahat huzur ereş, ereşke avunma, rahata huzura dalma, onunla oyalanma, rahatla oyalanma, avunma, sen içme süçi, sen içki de içme.'' ''Teniz ol, bu iki, bu ikisi deniz gibidir, denizdir, ona, insana yani.'' Yok keçi, geçit vermez. Geçit yok. Yani bu iki şey, oyalanmak, rahata dalmak ile içki içmek, bu ikisi bir denizdir. Bunlardan insana geçit yoktur. Yani bu denizler insana geçit vermez. Kılıkın köni tut, kılınçın siliği. Davranışını, huyunu, tavrını doğru tut, köni tut. Kılınçın, sili. Hareketin, kılınç. Hareketin, tavrın temiz olsun. Sili, temiz demek. Temiz olsun, temiz. Ukuş bolsu yolçın, kengeşçin biliği. Yolçı, yoldaş. Seninle aynı yolda gelen. Yoldaşın, akıl olsun. Ukuş bolsun, akıl olsun, anlayış olsun. Kengeşçi, ne demekti? Kengeşmek diye geçmişti veya kengeşçi. Danışmak. Kengeşmek. Kengeşçi de danışman, müşavir yani. Kengeşçin bili. Danışmanın da müşavirin de bilgi olsun diyor. Davranışını doğru tut. Hareketin temiz olsun. Yoldaşın akıl. Müşavirin, danışmanın bilgi olsun. Akı bol bodunka. Akı, cömert. Halka cömert ol. Akı bol bodunka. Halka cömert ol. Üle nen yetür. Mal üleştir ve yedir. Mal dağıt ve yedir. Saran bolsa beyler atın arta tur. Saran ne demekti? Hatırlıyor musunuz? Saran. Bu da geçmişti. Cimri Beyler cimri olursa atın adlarını yani isimlerini artatmak, böyle bozmak, çürütmek anlamına geliyor. Adlarını bozarlar. Yani adlarını kötüye çıkarırlar. Adlarına leke sürmüş olurlar diyor. Eğer beyler cimri olursa adları lekelenir. Halka karşı cömert ol, malını paylaştır, yedir. cimri beyler cimri olursa adları lekelenir, adları bozulur. Turup bardı andın yana, tağ tapa, kadaşı udu bardı elgin öpe. Şimdi yine atladım burada bazı beyitleri. Odgurmuş bu tavsiyeleri hükümdara yapıyor. Sonra hükümdarın yanından Ögdilmiş'le beraber ayrılıyorlar. Burayı anlatıyor. Turup barda andın yana tağ tapa. Oradan kalkıp gitti. Nereye gidiyor? Yana tekrar ta tapa, dağa doğru. Dağa gidiyor. Yani geldiği yere. Kadaşı udu bardı. Udu barmak izlemek, takip etmek demek. Akrabası onu takip etti. Elgin öpe, elini öperek. Öktürmüş'ü kastediyor burada. Öktürmüş elini öperek Odgurmuş'u takip ediyor huzurdan çıkarken. Evürdi kadaşın, kör, odgurmuş a, esenleşti, yandı, kör, ögdülmüş e. Evürmek, evirmek, çevirmek yani. Akrabasını çevirdi. Bak, odgurmuş. Odgurmuş akrabasını, yani ögdülmüşü tekrar çevirdi, çeviriyor yolundan. Esenleşti, yandı, vedalaştı, esenleşti, döndü, yanmak dönmek demek, yanmak fiili. Vedalaştı, döndü, bak ökdülmüş. Ökdülmüş, akrabası ot kurmuş kendisini geri çevirince orada vedalaşıyor, esenleşiyor ve ayrılıyor, dönüyor. Eli anda naru kör ençlik kodup, elin tuttu tüzdi köp emgek güdüp. Hükümdarla bu okdurmuş arasında bu diyaloglar geçtikten sonra hükümdarın durumunu anlatıyor şimdi. Hükümdar anda naru ondan sonra kör ençlik kodup rahatını huzurunu bırakıp bak huzurunu bırakıp rahatını bırakıp elin tuttu tüzdü ülkesini memleketini tutup düzene soktu düzenledi köp emgek güdüp çok Zahmet çekerek, zahmetler yüklenerek, emek, emek. Çok zahmet çekerek, çok zahmetlere katlanarak ülkesini düzene soktu. Bundan sonra bu konuşmalardan sonra. İsizi yırattı, kör edgü kamu özünge yakın kıldı Berdi yolu. İsiz ne demekti? İsiz. Kötü demek. Kötüleri uzaklaştırdı. Bakın burada da isiz is, kötü demek aslında ama çoğul olarak tercüme ediyoruz çoğul anlamıyla. Kötüleri uzaklaştırdı, yırattı. Bak. Edgü kamu. Bütün iyileri özünge yakın kıldı, kendisine yaklaştırdı. Kötüleri uzaklaştırdı, bütün iyileri kendisine yaklaştırdı. Berdi yolu onlara yol verdi. Yani kendilerine kendilerine ulaşmaları için veya iyi, iyi yola doğru kendilerine yol verdi. Önlerini açtı diyor iyilerin. Tüzüldü bodun hem süzüldü eli, tınıp ençket tegdi yıl ay kün tılı. Halk düzeldi, tüzüldü, düzene girdi. Hem süzüldü eli hem de ülkesi düzenlendi. Tınıp ençke değdi yıl, ay, gün tılı. Halkın dili gün, ay ve yıllarca nefes tınmak, nefes almak, solumak demek. Nefes alarak halkın dili nefes alarak ençketeydi, huzura değdi yani, huzura kavuştu. Yani hükümdar Otgurmuş'tan sonra biraz daha memleketine, ülkesine zaman ayırıp onun verdiği tavsiyeler doğrultusunda ülkesini yeniden imar ediyor, bayındır hale getiriyor. Halk düzeliyor, düzgün hale geliyor, ülkesi düzeliyor. Halkın dili gün, ay ve yıllarca nefes alıp huzura, rahata kavuşuyor. Hükümdarı mı çağırmak? Evet. Onu yeni bir yola belki sürüklemiş oluyor. Şimdi burada Ögdülmiş'in cümleleri var. Ökdülmüş de buralardan kendisine bazı şeyler çıkarıyor. Yani Utgurmuş da bu yaşadığı, geçirdiği diyaloglardan sonra hükümdar az önce anlattığı gibi bir yolda ilerliyor. Ökdülmüş de bakın ne düşünüyor kendisiyle ilgili. 5632. beyit. Ayurmen yorudum o salın küle, tiriklik yava oldu gaflet bile. Ayurmen söylüyorum, söylerim. Yorudum, Yorumak, yürümek fiili aynı zamanda yaşamak anlamına da geliyor. Osal, gafil demekti. Osalın küle. Ben gafletten gülerek yaşadım. Gafletle gülerek yaşadım. Teriklik yavab oldu. Hayat heder oldu yavab olmak, heder olmak, zayi olmak demek. Hayat, yaşam, heder oldu, gaflet bile, gafletle. Bakın üst mısrada osal kelimesini kullanmış, aşağıda da gafleti kullanmış. Osal Türkçe, gaflet Arapça. Diyorum ki ben gafletle gülerek yaşadım. Hayat gafletle gafillikle heder oldu. Ökdülmüş de böyle bir duyguya kapılıyor. Ökündi ayur bardı isiz künüm, triklik tükedi kararur tünüm. Ökünmek pişman olmak, ökündi pişman oldu ve şöyle dedi ayur bardı isiz künüm. İsiz kelimesi kötü anlamına geliyordu. İsizin bir de işte yazık, eyvah gibi bir ünlem olarak da kullanılıyor. Burada o anlamda bardı isiz yani yazık, eyvah, günüm, günüm bardı, günüm gitti yani. Pişman oldu ve dedi ki eyvah yazık, günlerim gitti, tireklik tüketi, hayat bitti, hayat tükendi, kararur tünüm, gecem kararıyor. Tiriklik uçuktu, yagudu ölüm. Hayat uçtu. Uçukmak, uçmak, uçtu gitti. Yagudu ölüm, ölüm yaklaştı. Yagumak, yaklaşmak demek. Yaguk olursa yakın anlamına geliyor. Hayat uçtu gitti, ölüm de yaklaştı. Ölüm ke eti yok, ya ötkü yolum. Ölümke eti yok. Ölüme çare yok. Ötkü yolum. Geçecek, ötmek geçmek demek. Ötmek ötkü yolum geçecek bir yol da yok. Yani bu ölümü geçecek bir yol da yok. Ölüme çare de yok diyor. Bu konuşmalar size bir şey hatırlattı mı? Ögdülmüşün bu cümleleri. Biraz sanki ait işte ölmeden önceki cümleleri vardı hatırlıyorsanız. Sanki ona benziyor bu cümleler. Yani hayatı bitirdi, hayatı tüketti. Ölüm yaklaştı. Ölüme bir hazırlığım yok. Bunu aşacak, geçecek bir yolum da yok. Ölümü geçecek bir yolum da yok. Gecesinin kararması gibi ibareler orada da geçiyordu buna benzer. Saçım Boldu, sunkur, tüsi, tek, şaşut. Sakal boldu, yazkı, gülef, tek, orut. Şimdi ben bunu düzeltmiştim, buraya yazmamışım. Bu sondaki şaşut kelimesi, Reşit-i Arat'ın okuyuşu. Bunu daha sonra düzeltiyorlar. Şeşüt, şeşüt kelimesiyle. Şeşmek, çözülmek, dağılmak anlamına geliyor. Şeşmek, Şeşüt de çözük, dağılmış, dağılmış, seyrekleşmiş anlamında. Sungur, işte bir kuş, vahşi bir kuş, yırtıcı bir doğan sungur. Saçım, boldu, sungur tüsi. Tü, tüy demek. Sungurun tüyü gibi, sungur tüyü gibi saçım ne olmuş olabilir? Şeşüt şey, e, seyreldi evet. Saçım sungur tüyü gibi seyrekleşti. Seyreldi. Şeşüt boldu. Sakal boldu. Yaskı, gülef, tek orut. Burada gülef kelimesi de problemli bir kelime. K, Ke, kef, lam ve fe ile yazılmış gülef şeklinde. İşte bu da belki e, araştırmacılar bununla ilgili çünkü gülef kelimesi e, metinlerde gül anlamına geliyor. Gül. Yani buradaki gül anlamında bir şey olmaması lazım. Belki kelef diye bir kelime varmış herhalde. Bir ihtimal. Kelef. Kelef otu. Şeklinde. Belki o kelime olabilir. Deniyor. Sakal da, kendi sakalı da kelef gibi orut bolmak, kurumak demek. Kurumak. Sakal bol. Sakal boldu yazkı, kelef tek orut. Sakalım da yazdan kalma yaz dönemindeki kelef otu gibi kurudu diyor. Kendisini nasıl tasvir ediyor bakın ögdülmüş. Saçım sungur tüyü gibi seyrekleşti, seyreldi. Sakalım da yazdan kalma kelef otu gibi kurudu. Özüm Yangub oldu bayatka turup, özüm kendim yanmak az önce geçmişti dönmek demek demekti yangub oldu bayatka turup, kalkıp Allah'a dönecek oldu yani Allah'a dönmeliyim diye düşünüyor Allah'a dönecek duruma geldim yazuklarka özri tilese kolup Yazuk ne demek? Günah, hata, suç demek. Günahlara özür dileyerek, özür isteyerek kalkıp Allah'a dönmeliyim. Allah'a dönecek. Dönmeliyim. Barayın men andı kadaşım tapa Kengeyin anar men bu iş ay apa. Şimdi ögdenmiş bunları düşünürken düşünürken işin içinden çıkamıyor ve diyor ki barayın men andı kadaşım tapa. Şimdi ben akrabama doğru gideyim. Akrabama gideyim. Kengeyin kengemek danışmak. Kengeşçi geçmişti az önce. Kengeyin anar men ona ben danışayım. Bu iş ay apa. Ey insan APA oğlanı geçmişti az önce. Ey insan, ey kişi, bu işi, yani bu içine düştüğüm durumu ben ona danışayım. Bu sefer Öktürmüş kendisi Otgurmuş'a gidip de kendi düştüğü durumu anlatıp ondan yardım isteyecek. Son bir sayfa kaldı. ok dur, ot ökdülmüş ke kengeş bermişin ayur. Gidiyor, ökdülmüş gidiyor ot gurmuşun yanına. Burada ot kurmuşun ödgülmüşe, ök ökdülmüşe nasihat kengeş vermişin. Yani tavsiyede, nasihatte nasihat verdiğini anlatıyor. Ne nasihat veriyor bakalım? 5725. beyit. Bu gün anda turmak sana edgürek. Yana munda durmak mana et gürek. Bugün orada anda orada demek. Orada durmak sana daha iyi. Yani memleketin hizmetinde bulunması gerektiğini söylüyor Odgurmuş Ögdilmişe. Bugün orada durmak, orada bulunmak senin için daha iyi. Yana munda durmak ve burada durmak da bana daha iyi. Senin din Bugün elke askı öküş buzulsa ası bolga kargış söküş Bugün memlekete elke ülkeye pek çok fayda ası fayda demek öküş çok pek çok fayda sendendir. Bugün ülkeye pek çok fayda sendendir. Buzulsa Ası bolga, bozulsa ası, bolga kargış söküş. Eğer fayda bozulursa, bu fayda ortadan kalkarsa, kargış söküş olacak. Yani beddua, lanet ve sövgü gelecek arkasından diyor. Bu memleketin bu düzeni, senin sağladığın bu düzen bozulursa, eğer sen oradan ayrılırsan bunlar bozulur ve bunun arkasında sövgü, beddua, lanet gelir. Buları kodup sen, berü kelse sen, ol işler buzulgay, ökünç bulga sen. Herhalde benim burada anladığım kadarıyla şöyle, bu atladığım beyitlerde, ökdilmiş bu hayat karşısında hayatın, kendi hayatının boşa yitip gittiğini düşünüyor. Ve Odgurmuş'un yanına gitmeyi düşünüyor. Yani kendisi memleketi terk edip, şehri terk edip, oraya Odgurmuş'un yanına gelip, o da inziva hayatı yaşamayı düşünüyor. Şimdi Ögdilmiş buna karşılık olarak söylüyor aslında bunları. Bunları kodup sen beri sen. bunları bırakıp da sen beri gelirsen, bu tarafa buraya gelirsen, ol işler buzulgay, ökünç bulga sen. O işler bozulacak, oradaki işler bozulacak, ökünç bulga sen, pişmanlık bulacaksın. Yani buraya gelmenden dolayı pişman olacaksın, pişmanlık bulacaksın burada. Yana tekşürülgey bu öngdi törü bozulga elin kalmagay bir örü. Yine değişecek, tekşürülmek, değiştirilmek, değişmek bu öngdi törü, bu kanun, yasa, nizam tekrar değişecek. Bozulga elin kalmagay bir örü. Memleket bozulacak. Örü yukarı yüksek demekti. Örü kalmaga yani üstte yukarıda belki herhalde gelişmiş bir halde bulunmayacak, kalmayacak o zaman diyor. Memleket ülke bozulacak. Onun gelişmişliği yok olacak, kalmayacak. Belki burada örü kalmak diye bir birleşik fiil veya bir deyimden de söz edilebilir. Reşit Rahmet Arat'ın tercümesi de burayı tam yansıtmıyor aslında. Hiçbir eser kalmaz diye tercüme etmiş. Sana edgü kıldı eli min yanut, ol edgü yanutu sen edgü anut. Sana edgü kıldı eli, hükümdar sana iyilik yaptı. Min yanut, yani bin karşılıkla, karşılıkla sana iyilik yaptı hükümdar. Ol edgü yanıtı, ol iyiliğin yanıtı, o iyiliğin karşılığı, yanıtı, şimdiki yanıt kelimesi bu, cevabı yani. Sen edgü anıt, sen iyilikle hazırlık yap, hazırlan, anıt. Hükümdar sana binlerce iyilik yaptı, sen bu iyiliğin karşılığı olarak sen de ona iyilikle hazırlık yap, iyilikle karşılık ver. Katığlandı ökdülmüş andan aru. Katığlanmak ne demekti? Şimdiki katlanmak fiili. Kutat Kubilik'te katığlanmak, tahammül etmek anlamına geliyordu. Pardon gayret etmek anlamına geliyor. Şimdi tahammül etmek, katlanmak. Katığlandı ökdülmüş andan aru. Ondan sonra ökdülmüş gayret etti. Çok çalıştı, çok gayret etti kamu işini kıldı adakın örü. Pek çok işi, her işi ayağıyla, ayaklarıyla örü kıldı, yükseltti, yüceltti. Yani burada ayağıyla nasıl yüceltir? Ne demek istiyor acaba? Efendim? Her işe koşturdu gibi mi? ve Arat biraz daha serbest bir çeviri yapmış burada. Durup dinlenmeden bu işleriyle meşgul oldu demiş mesela. Tam bir kelime çevirisi yok. Bodun enşiket teygdi etildi ajun. Ögdülmüş artık bu tavsiyelerden sonra geri dönüyor kendi memleketine, şehrine. Bodun eşket teydi etilde ajun. Halk rahata kavuştu. İncike teymek, huzura kavuşmak, huzura değdi. Etildi Ajun, dünya düzene girdi. Erejlendi eli, avındı özün. Hükümdar rahatladı, erejlenmek huzura kavuştu, rahatladı. avındı özün, kendisi avundu, oyalandı, memnun oldu yani. Bir anca yeme keçti ödlek gün ay. Bir vakit, bir müddet zaman gün ve aylar böyle geçti. Bu şekilde geçti. Ajun kör ki geldi, bodun boldu bay. Dünyanın görkü, güzelliği yerine geldi. Bodun bay boldu. Halk zenginleşti. Artık burada Ögdilmiş de kendi şehrine dönüp hükümdarla beraber tekrar çalışmaya, gayret etmeye, memleketi, memleket işlerini yoluna koymaya, çalışmaya devam ediyorlar. Evet burada sona erdi. Son son bir okumamız kaldı. Nerede kalmışız? 5950'de.